Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey geldik. Şimdi bildiğimiz mangal vardır. Bir de Çin mangalı diye bir şey var. Bu bildiğimiz neydi? Hot barbekü. Hot pot. Sıcak suyun içine atacağız, çıkaracağız. Mı acaba? Bir göreceğiz. Şimdi gidiyoruz mekana. No one. Hot pot. No one Chinese hot pot barbeküdeyiz. İstanbul'da da çok azdır. Ankara'da da bir yer varmış gerçi. Nerede değişik mekan? Biz oradayız bu saatten sonra. Kaçacak. Çok fazla müşteri yok şu anda. Rahatız. Çok güzel bir yer ama bak büyük masalar da var, dışarısı da var. Biz zaten önceden gelmiştik, eşyaları attık buraya. Anlatabiliyor muyum? Buyurun geçin. Şurada soslar hazırlanıyor falan. Ya birazdan çekeceğiz. Siparişi nasıl vereceğiz? Vereceğiz, dur. Bilmiyorum, onu ilk defa yapacağız. İnşallah olacak. Evet. Nasıl yapacağız bunu? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Leyla'cığım, o Çinliler değil, o Japonlar. Fıran. Şimdi Leyla saçımı böyle bağladı arkadaşlar. Sağ olsun. Saçını düzeltecektim. Düzeltme, böyle olsun belki. Ama işte. Yakıştı. Şekli var. Hot pot istiyoruz. Evet. Tabii. Tamam, onu istiyorum. Buranın en meşhur şeylerini. Hot pot istiyor ya. Ama bir daha. Benimkisi az az acılı olacak. Onunki acısız olacak. Sıfır. Mantarlı olsun. Yani. Mantarlı daha iyi. Mantarlı. Şimdi neyi seçiyoruz buradan biz? İçine yani içine atacağım. Mısırı koydum. Patates koydum. Bir de mısır koçanı mı konuluyor? Ispanak koydum. Mısır koçanın tadı güzeldir ama böyle hani iyi yiyip sonunda böyle emiyorsun ya, mısır süt. Koçanı da koydum. Süt mısır. Acılı kuzu, tavuk sırtı olsun hadi. Bıldırcın yumurtası mı? Ağaç kulağı mı? He? Şimdi bu çorba gelecek. Çorbanın yanında söylediklerimizi çorbaya bandırıyoruz. İçinde pişiyor. Aslında haşlama oluyor. Sonra çıkartıyorsun, sosa bandırıyorsun. Bir de ekstra sos yapıyorsun. Acayip şeyler var. Yiyorsun. Bu mu anladığımız? Evet. Bu barbekü. Ya. Ama bu arada sadece Çin'de değil. Dünyanın her yerinde bayağı ünlü bir şey bu yani. Şimdi Ceyda'cığım şırdan söyledim sana. Sürpriz olsun diye. Şırdan mı söyledin? Nereden söyledin? Etli bebek söyledim. Görürsün birazdan. Çok etli bebek mi? Evet. Ben restoran videolarını izliyorum. Bayılıyorlar öyle şeylere. Etli bebek. O zaman şimdi... Sosları yapalım. Ezilmiş fıstık. Kırık biber. Tavuk özütü. Tavuk özütü mü? İstiridye sosu. Tavuk suyudur o ya. Kırık biber mi? Susam yağı, sirke, tahin. Tahin mi? Sarımsak ezmesi. Kesin var. Yapıştırırız. Taze yeşil soğan. Kesin, kesin var. Kesin. Soya sosu, kişniş, kereviz. Herkes kendi sosunu yapacak. Kimse de kimsenin sosuna hiçbir şey demez. Susam yağı alayım. Susam yağını koydun. Evet. Şimdi sarımsak ezmesi alacağım. Hem onu neyle alayım? Cidden da? Sarımsak yağı. Taze yeşil soğan. Ben yeşil soğan var, tosta bile koyuyorum. Siz oradan anlayın. Sarımsak. Ay çok evet. Mu? Yok değil, koy. Yağım az olmuş ama. Leş gibi sarımsak kokacak. Tahin koyacağım bir de. Alakasız mı? Çok alakasız. Ezilmiş fıstık koyacağım. Ne alaka yavrum? Soya sosu biraz. Soya soya yeriz. Abi bakar mısın bir acı sosa? Zaten ben acıyım diye çığlık atıyor. Abi yenmez o. Orkun, Işıtmak kardeşim. Orkun Işıldak kardeşim. Sarımsak ezmesinin dibine vuruyor. Bak ben ne koydum? Kırık biber, acı sos, hayvani sarımsak ezmesi. Tahin tabii ki de koymuyorum. Böyle bir koku yok. Tabii ki de soya sosu. Çok koydum. Çok kayalım. Koydum. Bence seninki var ya, hiç güzel değil. Biraz kereviz. Kereviz ne alaka? Ne demek ne alaka kardeşim? Acı biber, çili yağı. Aşkım patlayacaksın delirdin. Patlayacağım ya, Allah Allah. Acı bir de yenmez o kadar ya. Miden ağrır yazlık yavrum. Tavuk özlü, sirke. Biraz sirke. Ya seninki var ya, hiç olmadı ya. Bayağı güzel oldu bu arada. Bir şuna bak. Bakın şuradaki dengeye bakın. Şuradaki üstte çalınmış, koyulmuş şeylere bakın. Çorba geldi. Bir daha çevir abi, acısı bana gelsin. Sadece acı var içinde. Acı var, soğan var. Ne mantar? Mantar var. Burası kıpkırt. Biz nasıl uyum ya? Bu? Kırmızı, Çin kırmızısı. Çok heyecanlıyım. Ben bayılıyorum böyle şeylere abi. Biliyorsunuz favori yiyeceklerimden biri Ay, Kore mangalı. Ay çorbayı bunu mu içeceğiz ha? Bir de şey varmış burada. Böyle birkaç gün önceden söyleyip hazırlattığım özel çorbalar varmış. Onlar tabii kesin... Kuzu, kemik falan mı? Ha evet. Bayağı onlar şifa alırmış. Çorbası resmen. Vah hemen kaynadı bak. Balık da söylese miydik ha? Hayır ya. Yuh, et, balık, tavuk. Kardeşim birazdan şırdan ve tavuk ayağı yiyecek karım. Çok gururluyum seninle. Şeyler yiyeceğin için. Çok mutluyum. Utku, bir sene sonra buradasın. Getiriyorum seni. Beğenirsen kesin geliyoruz Utku, kardeşim. Utku, 7,5 milyon abonede buradayız. Utku için. Olur. 7,5 milyon abone olunca Utku, ne istersen ben ödüyorum kardeşim. Eğer bu video 4 milyon like alırsa da bir sonraki videomuzda şeydeyiz. Neredeyiz yedi? Sizin evinizdeyiz. Aha geliyor. O ne? Bıldırcın yumurtası. Yumurta. Baby mısır. Tamam. Ağaç kulağı mantarı. Aa vallahi kulağa benziyor, yalan yok. Ha şırdanım gelmiş. Bir ağaç kulağı mantarım şöyle atıyorum suya. Bak bak. Atıyorum, bırakıyorum ha. Yanlış olmasın bak. Bıraktım. Bu mantarımı da bıraktım. Kulağa benzemiyor mu ne? Sana da bırakayım. İstersin. Bırak. Bundan da koyayım. Koyayım tabii yavrum. Koyayım. Tamam. Hepsinden koydum şırdan hariç. Biraz bekleyelim pişsin. Şu yumurta atmadın. Ha yumurta atayım dur. Sen de istiyor musun? Bir yumurtanın tadına bak. Ya ben asla yemek insanı değilim, yemin ederim. Attım bir yumurta. Ne oldu, şey tutamadın mı? Ne geldi? Et geldi. Hatırlıyorsanız Kore barbeküsünde bunlardan oluyordu. Böyle incecik et, çok güzel oluyor. Şuraya koyalım. Ne yapıyorsun şimdi? Anında pişer bu. İncecik et aşkım, bak.
İşte işte. Yalan atma, çok mutlu. Allah belanı verir. Dur kız, mükemmel bir şey. Bak şimdi bak, koydum, pişiriyorum. Çok pisin benimki. Götür, sosuna damat. Sosun o kadar iyi ki. Sosun çok güzel gerçekten. Böyle bir sos yok Fırat. Asla vermem sana. Benim sosum, çekin. Belki benimki de güzel ya. Bu biraz kaynamaya başladı, bir dakika. En az Kore barbeküsü kadar harika bir şey. Çok iyiymiş gerçekten. Çok şaşırdım şu an. Ben de şaşırdım. Biliyorsunuz çok etçi değilim. Adana'daki videom şuraya gelsin. Adana alayım Allah'ın adamı. Allah salatalar. Şimdi şuna bakar mısın? Şuna bir bak. Ben ekmek yiyeceğim. Yani pek. O şimdi pişti mi acaba? Bakayım. Ben baby şeyimi bulamıyorum ki. Ne o, tavuk mu abi? Ne o, sırtı. Ben bir şeyin piştiğini anlamak için test açamam. Hemen pişiyor ya. Benimki nerede abi? Benim baby mısırım nereye gitti? İstersen bunu tekrar içine atabilirim. Hayır atamazsın, yasakmış. Et güzeldi. Bir de şu mantığın tadına bak şimdi bak. Bu kuzu bir şeyi. Orman kulağı. Ay ağaç kulağı. Ağaç kulağı. Her şeyde kuzu bir şey. Yalnız her şey gerçekten çok sıcak yani. Sudan çıktığı için. Yumurta ne oldu yumurta? O daha biraz dursun. O yumurtayı nasıl alacağız? Olan bir şey. Belli zaten. Nereden belli? Belli zaten diyor. Burada ağaç kulağı mantarı toplar biz mesela doğaya gittiğimizde. Hemen bul ağaç kulağı mantarını orada. Ben atmadım ki içine. Ben attım seninkinin içine. Ben hiçbir şey bulamıyorum. Bunu manyak gibi bunu mu arayacağız? Hazine avı gibi. Hazine avı gibi. Yumurta nereye gitti bakın acaba? Bakın bu yumurtayı buradan çıkaran cindir. Seninki görünüyor da benim yumurtamı ben bulma ihtimalim yok ki onun için. Aa ben tuttum. Ama yumurta biraz daha mı durmalıydı acaba? Yo pişti bence bu. Yumurtamı buldum. Hocam aldım yumurtamı. Yumurtayı öyle ben de kaparım. Mantarımı bulsaydım iyiydi. Şu neymiş? Bunu da atayım. Yumurtanın tadı nasıl? Bir saattir almaya çalışıyorum Fırat. Sevgili kardeşim. Bakıyorum tadına. Nasıl aldın yumurtayı öyle ya? Şeylerim bozuk benim çöp tiklerim. Belli. Götür. Çok saçma ama niye bu kadar güzel tatları? Yani bir şeyin içinde suyun içinde pişiyor diye yani bu kadar tadını al artık elinle şunu. Hadi ye elinle tamam yavrum. Sen bir şunun tadına bakmalısın. Şunun. Çok iyi bu. Bu normal. Yumurta. Yumurtayı buna bandırsam çok iyi olur yalnız bir dakika. Doğru ya ben bunu unutuyorum hep. Ay çekiyorum ağzımda. Bir de her şeyi haşladığımız için sağlıklı olmuyor mu şimdi? Oluyor. Fiyatlara gelince de aynı Hindistan restoranındaki gibi. İstanbul fiyatlarına göre dışarıya yemek yemeye gittiniz. Atıyorum işte balık, meze tarzında bir yere gittiğiniz zaman herhalde daha pahalıdır. İki kişi bu kadar fazla şey söylediğinizde ki daha yarısı daha gelmedi. 270-300 lira arası falan tutacağını düşünüyorum. 150 lira kişi başı tıka basa doyarsınız. Ama biz tabii biraz size göstereceğiz diye her şeyden söylüyoruz. Bu kadar biraz şey söylenmez. Biraz gösteriş yaptık. Sevdiğiniz şeyleri söylersiniz. Yandım anam. Eyvah gene bir şey geliyor. Ben onu deneyeceğim. Ne bu? Ceyda da içeceğim. Tavuk ayağı. Tavuk ayağı yavrum tavuk ayağı. Resmen ayak ya. Ne olacaktı? Ben bu ayakları yemem yalnız. Yersin. Vallahi yemem. Attım ben tavuğumu içine. Sen de at Ceyda'cığım tavuğunu. Tavuk ayağı yemeden olmaz. Yavrum tavuk ayağı yemeden olmaz. Başka nerede yiyeceksin? Ha tatlı patates. O biraz geç pişer. Geç olduğu için biraz... İçinde kalsın diyorsun. Atalım abi. Benim ağaç kulağı mantarım buraya kaçtı az önce ya. Acı yavrum yeme sen onu yavrum. Acı o. Üstüne mi sıçradın? Aynen ağaç kulağı mantarını atayım yavrum. Al. Ben bunu değdirdim. Bu çok acı olmuştur şu anda. Hayır olmamıştır. İki. Niye? İki tane attım. Hadi bakayım. Yani şu ana kadar yediğim her şey güzel. O çok acı. Ben bunu var ya bunun içine değdirdim mahvoldum şu an. Ben şimdi bir kere şu çok iyi. Ne o? Et. Et zaten harika. İncecik muhteşem. Şu sos çok iyi yaptım ben. Sosu sen yaptın. Oha. Nasıl bu kadar güzel. Güzel abi. Niye böyle? Bunun içinde bir şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Şekerli gibi çok garip güzel. Oh, şunu gözüme sokacağım diye çok korkuyorum. Hah, şöyle yaparsam olur. Evet, olmadı. Ya sok gözüme de rahatlayam. Girme. Ya nasıl girmeyeyim? Bunu buraya batırsam nasıl olur acaba? Yok. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Sarımsak şeye bandırılmış mısın? Her şeyle gidiyor ki ama. Barbie sos, süslü, kuzu eti. Barbie soslu, kuzu eti. Süslü. Barbie süslü. Barbie diyeceğin ama diyemiyorsun tabii sen de. İlginç ama Çin'de var böyle şeyler gerçekten.
Evet, bir teknik aksaklıktan dolayı masayı değiştirdik. Işığımız için burası daha iyi olduğuna karar vererek masayı değiştirdik. Şimdi pişmeye devam ediyor. Hepinizin merakla beklediği tavuk ayağı. Hiçbirimiz merakla beklemiyoruz sana artık. Bekliyorsun ya, bekliyorsun. Yalnız bunun içine bir şey attığın zaman bulamazsan orada... Bunun en son suyunu içebilirsiniz. Hadi ya. Direkt... Aa, bu nasıl bir incecik bir... Şu kulak... Mantar, orman... Onu bir dene bak. Onu bir dene. Bak soktuğun zaman fokurduyor ya. Çok acayip lan. Bak. Güzel değil mi? Pek benlik değil. Ya sen Nick Nedder'iyle ya. Sen kim ya? Çok güzeldir adam. Ben normal şartlarda NŞA'da... Normal şartlarda mı? Kısaltılmışı. NŞA'da mantar yemem. Boğazıma şey oldu. Bu inanılmaz bir şey. Bu şimdi kuzu sırt. Dana. İddiaya girelim mi? İddiaya girelim. Ses ne? Ne istersen. En istediğim şeyi alırım. Ya sen alıyorsun zaten de, ben mi alıyorum? Örtmeyeyim. Bir şey sorabilir miyim? Ya sonra sor. Sonra. Soracağım şu an ya. Hayır, sonra sor. Şu an. Bir şey sorabilir miyim? Sorma. Bu ne? Kuzu yerden de geçiyor, ince dilimlenmiş. Ha. Bu mu dana? Teşekkürler. Kuzu diyorum 2 saattir. Bana hayır diyor da ona. Yani fark etmez. Et ettir. Kuzu gerdan. Ben dedim. Bak bakayım gerdanında kolyesi var mı? Neyse buradaki bir güzellik değil mi? Hep sana yakın duruyor. Çok güzel. Barbie yalnız tam bir etine dolgun bir şey değil mi? Combo yaptı bu masada bu. Şimdi bu dana etini gelip gerçekten ama benim yaptığım sostan yapın. Sosumun tarifini veriyorum yazın. Susam yağı, yeşil soğan, sarımsak, soya sosu ve birazcık fındık içi. Yok lan neydi o? Fındık ya. Tozu. Hani oradaki fındık fıstık kuru yemişler ne varsa bir şey. Çok iyi tadı. Çok iyi. Ben şu anda şırdanımı yiyorum. Böyle şey gibi oluyor ya. Sanki böyle filmlerde insanların kafasını sokarlar ya. Kalkarım şu an onu yapıyorum şimdi hissediyorum. Mesela soktum. Sen psikopat mısın kızım? Kaynar suya kafa şırdan olmam. Beğenmedim şırdan. Şırdan seven sever de ben şırdan çok sevmiyorum. Ben demin bir tane daha şaka yapmıştım. Onu unutmayayım demiştim. O neydi acaba ya? İşte. Şırdan işte. Şırdan mı getirdin? Şey daha demişti. Çok yanıyor. Şırdan biraz benlik değil. Tavuk ayağını bulmam lazım orada. Kepçe rica edebilir miyim? Şunu alayım. Ispanağı nasıl yiyeceğiz? Direkt içine direkt mi içine atıyoruz yavrum bana. Atalım. Atalım yavrum. Yani şunu ağzıma dökeceğim en son. Beklenen an geldi. Alamadık. Bak bıraktığına bak. Allah aşkına pişecek mi sonra? Evet arkadaşlar. Ayak yiyemez dediler ama... Birazcık soğuk. Soğuk. Soğusun. Biraz sosa bulayım. Vay anasın ya. Ayağıma sosa bulamadan yiyecektin. E olur mu yavrum? Bunun olayı bu. Nereden biliyorum bunun olayının bu olduğunu ya? Daha ömründe ilk defa yiyorsun. Bir şey geliyor, dur. Yavrum ayak yemeyin. Çok mu kötü? Tadı çok güzel. Bir dakika dur, yağlı bir tadı var ama hafif böyle kıkırdak kemiğini kırıyorsun ağzında. Orada midem çok kötü kalktı. Yani ayaklar böyle içeride oynuyor gibi oluyor. Ayaklar baş olmuş. Ben yemeyeyim o zaman. Yani ayaklar böyle hissettiriyor kendini. Ama bizim kültürümüze uzak olduğu için tadına alışmamışız. O acı, onu da yani yemiyoruz. Yani bir nevi Amerikalı bir adamı beyin çorbası içirmek gibi düşün. İçemez yani. Ben daha önce denedim bunu çünkü. Adam gördü benim çorbanın üzerinde yüzen beyinleri, çıldırdı. Ne yapıyorsunuz siz, manyak mısınız falan diyor. Dedim kardeş biz neler yiyoruz, sen haber mi? Şimdi ıspanağımı sosuna attım. Ispanak pişti mi ki? Güzel mi? Çok güzel. Ben merak ettim. Şunu alabilir miyim? Al buyursun. Senin sosunu... Senin sosunla senin suyunla diyeyim. Seninki hiç acı değil ya. Benim sosum var ya. Çok iyi bir sos. Kızım ayak kollarını alayım artık dur. Şey gibi durmuyor mu yalnız? Walking Dead şey gibi, zombi gibi. Yalnız sen biraz fazla mı yağ dökmüşsün aşkım? Neye? Ben şimdi bak buradan bunu pişireceğim. Ben ıspanak ve şu sos. Bunu şimdi içine atıyorsunuz ya, içinden çok farklı bir lezzet çıkıyor dışarı. Sok gözüme artık, bu rahatlasın insanlar ya. Ne yapayım? Keşke sosumu bir şeyin üzerine koyabilsem. Mesela ağzıma mı atsam acaba şöyle? Buradan sıvısını al biraz. Seversin Ceyda'cığım. Hat. Ne etiydi o? Kuzu eti de olsa seversin. Onun hiç kokusu yok. Çok güzel bir et. Barbie baby. Baby Barbie. Bir değişik denemeler evet. Bakın lezzetse lezzet. Doğruluksa cesaret. Bu arada buradan eve sipariş edebiliyorsunuz. Evet. Bu geliyor. Altında ısıtıcısıyla sonra ısıtıcıyı alıyorlar. Gerçekten sipariş verebiliyorsunuz. 300-350 TL olduğu zaman veriliyormuş. Yani kalabalıksanız, değişik bir şeyler hazırlamak istiyorsanız böyle deneyim için eve sipariş verilebilir. Çok iyi. Şu anda var ya, öf.
Yandım. Ne içiyorsun şey derseniz sarımsak çorbası. Ben bir tek Barbie'den alayım bir tane. Yavrum yazık. Ne alaka Barbie? Bu Barbie'deki ne etiydi? Ya ne etiydi de ne etiydi ya? Kuzu. Şunlar ne Ceyda? Et mi şunlar? Attın evet. Bıraktın mı? Evet, unuttum onu. İstemiyorum, sen ye. Ben bunu yiyeceğim. Etleri orada bırakmış. Ben biraz müsait değilim ya. Oturuşum tam bu ama siz görmüyorsunuz değil mi? Masanın altında çok olur. Tatlı patates daha pişmemiştir. Aa, tatlı patates vardı. Attım aşkım içine. Aa, bu muydu? Gene mi gerçekten yaptım ya? Ben mi yaptım? Arkadaşlar tek gözüm çıkmadan bu içeriği bitirirsek. Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor. Bunları gözüme sokmuyor. Bunlar candır. Zile basıyorum, Instagram'dan takip ediyorum. Ama bir de cancıklar vardır. Cancıklar yemek yerken chopstickleri bir savaş aleti gibi kullanıp onun bunun gözünü çıkartır. Ama canlar chopstickleri mükemmel kullanırlar. Cancıklar böyle yaparlar, böyle yaparlar. Ya yeter ben kaşık isteyeceğim, çatal isteyeceğim derler. Uğraşmazlar. Ama canlar öyle değil. Canlar bununla sivrisinek yakalarlar. Öyledirler. Can olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benimkinin acısı arttı. Sana dönüyorum. Ya bu nedir ya? Aa, bu vardı bir de. Soslu et. O acı ama. Bana atma sakın. Acı soslu et o. Çok acı soslu. Ya bana atma. Bana. Tatlı patatesler bence olmuştur Fırat. Bak bakalım. Yanıyorum ben şu an. Ölüyorum Ceyda. Yapamayacağım. Ben biraz tatlı patates bakayım. Ben size şöyle söyleyeyim. Etleri yemek için gelin. Yanında da sebze söylersiniz. Tabii sebze delisiyseniz onu bilemeyeceğim. Sebzeler de çok iyi. Ah çok fena pişti. Tatlı patates almaya çalışıyorum. Ben dayanamıyorum ben. Çok yandım. Allah seni kahretmesin kadın. Bunlar ne? Çorba yaptım. Ne varsa orada. İçine atmış, hiçbirini de almamış aga. İşte bu hot pot böyle yenir arkadaşlar. Bari. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben buraya gelsem sebzeye dokunmam. Ben ete dokunurum. Bence burası et yeri yani. Ben full sebze yerim, çok güzel. Haşlanmış sebze benim için bir şey ifade etmiyor ama et öyle değildir. Çok et söyledim. Şimdi bu elimle mi yiyeyim? Ceyda o elinle yeme. Ne yapayım? Ne yapacağım söyle ben yapacağım. Şemsiyeyi kalabalıkta birinin gözüne sokan insan gibisin. O ne abi? Hesabı getirmişler değil mi? Ben de diyorum ki bu normal patates. Ha o normal patates bu tatlı. Bence mı? Direkt onun içine atalım abi onu. Değil mi? Çünkü diyorum ki bu sarı. Tatlı patates turuncu olur. Ay çok özür dilerim bu zencefilmiş. Kocaman zencefil ağzıma attım. Hiç de sevmez. Hiç sevmiyorum. Sosunun haline bak şu sosunu, benim sosumu. Ağzımdan çıkardım resmen zencefili. Gözünüzün önünde çok özür dilerim. Belki orayı koy Utku. Orayı koy Utku. Şimdi benim genel yorumumu söylüyorum ama birazdan fiyatı da göreceğiz. Her şey fiyatla endekslerim. Bir şeyi hak ediyorum, hak etmiyorum durumu. Bir daha gelirim. Her türlü gelirim. Net. Haşlama eti bu kadar seveceğimi tahmin etmezdim. Haşlama oluyor değil mi sonuçta bu? Hani haşlama değil, haşlama yani. Ama etin lezzeti kalıyor yani. Çünkü kısa sürüyor ya, 5 saniye tutuyorsun. Uzun süren bir haşlama sistemi değil. Onun dışında ben sebze adamı değilim. Ben söylüyorum, sebzeler muhteşem. Ben et yerim. Çok güzel. Sos konusunda her geldiğinizde farklı bir sos deneyebilirsiniz. Evet. Denemek lazım, denemeden bilemeyiz. Deniz ürünlerini denemeye gelmeyi istiyorum. Mesela deniz ürünleri de var. Biz şimdi karıştırmayalım dedi. Tavuk bacağını ben yemem. Zaten yemedim. Yorum bu arada deniz ürünü dedim aklıma şu geldi. Bu buğulama et gibi. Buğulamada hani etin tadı geçer ya. Buğulanıyor zaten şu an. Aynen. Şimdi bakalım fiyat ne kadar gelecek. Biz bunları biraz yiyelim. Biraz sonra yiyelim bakalım. Sonra fiyatta buluşalım. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Yok devam edeceğim. Fırat daha yiyecek. Bu yiyen Türk değil mi? Bu 228 TL mi? Bu kadar şey. Bu gerçek fiyatı mı? İndirimli hali mi? Normal fiyatı mı? Bu kadar şey söyledik. Gördünüz. İçecek de içtik yanında. İyi abi. Çok iyi. Zaten en pahalı şey bu Barbie. 68 TL. Barbie bizim mi? Değil. Barbie alalım. Barbie mi eve götüreceksin? 68 TL. O zaman zaten bayağı ucuz oluyor anladın mı? Barbie'yi götürünce. Vallahi gayet iyi. Böyle değişik bir şey olsun, değişik bir deneyim mi olsun derseniz gelirsiniz. Evet, sipariş de verebiliyorsunuz. Bence onu bir denemek lazım. O çok değişik olabilir yani. Evde böyle arkadaşlarla oturmak, yapmak bunu. Düşünsene ortaya bir tane tavuk bacağı getirtiyorsun. Karizmaya bak. Kaynanam diyorsun, yemeğe geldi, size de diyorsun. Tavuk bacağı söyledim sana kaynanacığım, sen seversin diyorsun. Hadi, hadi kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için, hoşçakalın.